Sömestr tatili başladı. Karnelerini alan çocuklar için tatil kitapları da çıktı. Aralarında öykü kitapları da var, çizgi romanlar da. Ayı kim çaldı? Berk, geceleri gökyüzünü pırıl pırıl aydınlatan aya hayrandır. Aya bakarak uykuya dalarken güzel hayaller kurar. En büyük hayali de astronot olmaktır. Ama bir gece bir de bakar ki gökyüzü bomboş. Ayın yerinde yerler esiyor. Büyük bir üzüntüye kapılan Berk, ayı birilerinin çaldığını düşünüp aramaya koyulur. Mira. Ona Pollyanna da diyorlar, Küçük Prens'te. Ama o ikisi de değil. Onun adı Mira. Çocuklar Mira ile arkadaş olmak, büyükler de ondan öğütler almak istiyor. 12 yaşındaki Mira hayata bambaşka bir gözle bakılmasını sağlıyor. Vahşi Şeyler. 18 bölümden oluşan Vahşi Şeyler, 85 yaşındaki bir kadının penceresinden bakıyor hayata. O hayatta geyikler, kargalar, çocuklar ve büyük bir şehir var. Karanlıktan korkan sevimli vampir Rudiger'le vampirlerle ilgili öyküleri okuyan Anton'un dostluğunu anlatan Küçük Vampir dizisi iki yeni macerayla devam ediyor. Çocukları tatil boyunca kitap raflarında bekleyen serinin yeni maceraları Küçük Vampir Büyük Komplo ve Küçük Vampir Sınıf Gezisi'nde. Bir yeraltı şehrinde yaşayan Melez ve Edis'in hikayesini anlatan Korkusuz Melez, 9 yaş üstü çocuklar için. Kitabın yazarı, oyuncu, yönetmen ve yazar Görkem Yeltan. Korkusuz Melez'de yer altında kurulan bir dünya var. Bu dünyanın içinde yaşayan, insanlardan daha ileri olan porsuklar. Biraz idealize edilmiş bir Malina şehri ve kendilerine olay çözücü diyen iki karakter. Ve bir dedektiflik hikayesine benzetebileceğimiz, aşkın da olduğu bir roman diye bahsedebiliriz Korkusuz Melez'den. Çocuk kitabı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Eğer çocuk olan bizsek, yani dünyamız muhteşemse, hayal dünyalarının içinde uçabiliyorsak, bizim için hayat çok güzelse, kendimizi heyecanlandıran şeylerin peşinden gitmeliyiz. Tıpkı yetişkinler gibi. Biz yetişkinler de sevdiğimiz şeylere sanatta ilgi gösteririz. Karşılaştığımız bir şey bizi çarpar, sonra onun yoluna gideriz. O yüzden meraklıyızdır sevdiğimiz şeyler konusunda. Çocuksak böyle, yetişkinsek ve çocuk bir arkadaşımıza, dostumuza, kardeşimize, çocuğumuza kitap alıyorsak, onun sevdiği şeylere doğru eğilmemizde fayda var.